Günaydın. Güzel bir pazar sabahı diliyoruz tüm izleyicilerimize. İstanbul'da yağmurlu bir sabah var. Beklediğimiz yaklaşık bir 2-3 haftadan bu yana beklediğimiz o derbi günü geldi ve artık saat olarak geri sayındayız. Erbatur günaydın. Günaydın Veli nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Derbi günü olunca daha bir heyecanlı oluyor insan. Her zaman yıllardır öyle yani böyle kalkarsın akşam planlarını yaparsın hazırlanırsın. Arkadaşlar, dostlar buluşur. Güzeldir derbi günleri. Bir de bu derbi daha da bir heyecanlandırıyor. Ee, en azından beni öyle ve edindiğim izlenim o ki çevremde birçok kişiyi de öyle. Yani Beşiktaş'lı Fenerbahçeli olan olmayan birçok kişiyi merak uyandıran bir derbi. Çünkü hep söylüyorum Fenerbahçe'nin golcü bir kimliği, önde basan takım olması... Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın da aynı şekilde oynaması... İki ofansif oynayan takımın mücadelesinde böyle bol gollü, tempolu bir maç beklentisi içindeyiz. Umarım hayal kırıklığı yaşamayız. Yani aslında şöyle, Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri her zaman ülkenin en keyifli derbileridir. Maç anlamında, oyun anlamında. Yani bu iki takımın mücadelesinin DNA'sında var bu. E böyle de baktığın zaman senin söylediklerin eklenince iki hocanın karakteristik özellikleri o içinde oyuncuların, performanslarıyla beraber isimleri sağ üzerindeki yapabilecekleri heyecan katsayısını arttırdı ve sadece sen de ben de futbol takip yakından yapanlar da değil hemen hemen herkes de. E böyle olunca da tabii ki heyecan artması normal biraz. Bugün sen de biraz eyyam yapmışsın. Sarı lacivert, siyah beyaz hepsi bir arada farkındayım. Boka juniors e, evet, tişörtü, çok güzel. siyah beyaz e, ayakkabımdan tut da pantolon, cekede kadar e iki takımda tutuyorum gördüğün gibi bugün. Eyyam <laughs> United diyor. <laughs> ben, ben de bugün Arsenal'ın hakkını vereyim dedim. Dünkü maçtan sonra Tabii. onu da konuşuruz zaten. Eğer otur da e, hep zirvede kim varsa onun yanındayım. Hayır. Şükür. <laughs> Fark yaratan ve bunu çalışmayla yapan yani eskaza ya da güçle değil, emekle yapan kim varsa yanındayım evet. Öyle demek lazım ki bu senede hakikaten şampiyonluk mücadelesi verecek gibi gözüküyor Arsenal ki sezon başlamadan itibaren de bunu konuşmuştuk. Hissettirmişti bizi hazırlık döneminden itibaren Arsenal. Az sonra konuşacağız o e, Tottenham'la oynadığı kazandığı derbiyi değerlendireceğiz ama sizlere bir sorumuz var. Tabi derbi olunca açıkçası sizlerle birlikte hani Twitter üzerinden, Instagram üzerinden bunu e, yazışmak, sohbetini yapmak çok keyifli oluyor. Sağ olun siz de çok ilgi gösteriyorsunuz. Sorumuz şu, sizin için unutulmaz Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular kimler? Avrupa Stüdyosu etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Üçer tane yazarsanız, yani Beşiktaşlıysanız Beşiktaş için yazabilirsiniz, Fenerbahçeliyseniz sadece Fenerbahçe yazabilirsiniz. İki takıma da üçer tane yazabilirsiniz. Nasıl isterseniz, hiç fark etmez. Genel mesajları okuyacağız. Ben açıkçası e, düşünmedim biliyor musun Şu ana kadar düşünmedim yani ve İşin aslında keyifli tarafı seninle. Biz bunu yayından önce planlamadan evet. girdiğimiz için yayın anında daha fazla duyguları yansıttığımızı hissediyorum. Yani çünkü e, bu nedir biliyor musun? Aklına gelen ilk üçtür genelde bence. Unutulmaz çünkü unutulmaz diyorsun. Benim iki taraftan da sayayım. Sergen Yalçın, Feyyaz Uçar, Tümer Metin geliyor Beşiktaş'tan aklıma. Fenerbahçe'den de C.C. Okoça, güzel. Alex de Souza. Yani herhalde yabancılardan sayıyorum şu anda ve Uçe geliyor. Türklerden de Fenerbahçe deyince direkt Rıdvan Dilmen geliyor aklıma. Ilk ben olarak. de direkt ilk üçte Rıdvan yani Dilmen var. Şimdi iki yabancı Türk olarak ayırayım dedim burayı. Ben de Alex, Rıdvan Dilmen, hı hı. Amerika geliyor benim aklıma. Evet kısa zaman oldu ama kısa süre kaldı. Evet ama Amerika, ya Amerika acayip bir transfer. 26 yaşında. O transferi yapmak çok büyük bir olay zaten. Sonrasında Çok büyük ya. tekrar döndü Premier Lig'e e zaten. Gitti Chelsea'de oynadı. Yani çok acayip bir futbolcu geldi bizim ülkemize yani. Zuba. Amerika 26 yaşında geldi buraya. Ben de ilk üç Fenerbahçe tarafından Alex Amerika Rıdvan Dilmen olarak aklıma geliyor benim. Orayı da herhalde Rıdvan Dilmen, Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu olarak söylerim Yerlileri de böyle ayırayım dedim. Hatta Beşiktaş'ta da ayırayım. Zaten Beşiktaş sırf Türk'tü saydım galiba değil mi? Kim sayın? Sergen, Feyyaz. Feyyaz evet. E, Tümer, evet. Yabancı sayacak olursam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi izleyicilerimiz öyle hak tanımadık. Kendimize şu, şu an Eyyam yapıyoruz şu yine. bana Eyyam United diyen. Tabii tabii. Erman Tergin'e Eyyam City. <gülüyor> <gülüyor> Bu taraf. Manchester derbisi diye. iki ayırdık. <laughs> Yabancı deyince de Beşiktaş'ta çok var yani. Senin Fener... biridir sende. Fenerbahçe derbilerinde çok öne çıkan yabancısı var Beşiktaş'ın. Kuvarej Baba Karev de geliyor benim aklıma mesela biliyor musun? John Karev etki etmiştir. Bu olayındaki gibi yani. Tabii direkt etki etmiştir yani. Üçüncü yabancı çok olabilir ya. Çok çok isim var yani. Hmm. Üçüncü yabancıyı sonra ekleyeyim. İzleyicilerimize de böyle bir hak veriyor muyuz? Vermiyor İzleyicilerimize mu? vermedik öyle bir üç, hak. Üç, üç tane. Üç. <laughs> tamam. Üç, üç tane verdik. Zaten. Aynen öyle. Ee, Beşiktaş'ta da benim aklıma... Valla kim şöyle söyleyeyim. Feyyaz Uçar bende de var. Bir. Eee ben direkt yerli yabancı ayırmadan tamam. yapacağım. 2 Kvarejba. Eee 3 Tümer bende de geliyor Beşiktaş cephesinde ya. E, Fenerbahçe derbilerinde Tümer Metin... Sergen Yalçın pardon özür dilerim Sergen evet. Yalçın var ya olur mu Sergen İkisi de, Yalçın. Ya, ama bak Fenerbahçe Sergen Feyyaz Kvarejba bende. Ben de ayırdım ikiye iyi oldu. <gülüyor> yabancı. <gülüyor> Çünkü Tümer Metin'in hep konuştuğumuz yani Fenerbahçe derbilerinde çıkmıştır şu. Fenerbahçe derbilerini muazzam oynamıştır. Tabii tabii. O yüzden aklıma geliyor. Sergen Yalçın da keza öyle. Geçen gün konuştuk. Çok keyiflidir ya Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri. Böyle hep tarihe not atılan hikayeler vardır. Evet. Bugün de yine öyle not atacak isimler var. Şu an bu akşamki maçtan sorayım sana. ilk 3-2 takımdan öne çıkmasını beklediğin isim. Bu akşamki evet. maçtan mı? Valla e, Beşiktaş'tan ben Beşiktaş'ı delal ediyorum. Aynı. Ben ilk günden beri oynaması gerektiğini düşünüyordum ki zaten güncellenen artık e, haberler ve onbillerimizde de Delali yer alıyor. Beşiktaş cephesinde Delali'nin ben öne çıkabileceğini düşünüyorum. Yüzde yüz ee, katılıyorum. Weghorst. Aynı fikirdeyim. 2 Bir de kim olur? Üçüncüsü. Derbilerde farklı örnek için Josef'i sayabilirim mesela. Ben. Sıralamam böyledir. Delali, Weghorst, Josef şeklinde. Beşiktaş cephesinde. İki dedin değil mi sen? İki mi demiştin? Üç, üç. Üç mi dedin? Üç, işte Beşiktaş'tan. Üç İki Fener dersen Fener. hani Della Ali ve derim Beşiktaş cephesinde. Fenerbahçe'de e, oynarsa İrfan Can kahveci. Oynarsa eğer tamam. İrfan Can. E, oynarsa Crespo, şey Crespo diyorum, Joao Pedro. Yani aynı şekilde. Şu oynarsa diyorum çünkü belli değil yani. Cesus'u kestiremiyoruz Kimse yani. O yüzden oynarsayı başına ısrarla koyuyorum. İrfan Can ve Joao Pedro diyorum. Hı hı. Ama Crespo'da her türlü öne çıkan bir oyuncu açıkçası yani. Ben başladı şu anda. Ben Batu Şua'yı Emre Mor ikilisini Bat öne çıkarıyorum. Batu Şua'yı Emre Mor ikilisini öne çıkarıyorum. Bir de yani Crespo zaten maçla ilgili direkt olur. Beşiktaş'ta da Vegors ve Delali'nin yanında ben Masuakuyu koyabilirim. Artık. Masuakuyu. Ya bazen çok ilginç şeyler yapabiliyorum ya. Ya bu Kral Gerek kon. Ee, az sonra vereceğiz. Bir Beşiktaş 11'i yaptı. Hani böyle oynasa nasıl olur acaba diye. Hani böyle bir 11 yaptı. Az sonra vereceğiz onu. Ya ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Ya şöyle düşündüm. Verelim adı hatta esas. Tamam sen. verelim o verelim. ondan sonra konuşayım. 3-5-1-1. Değil mi? Yani 3-5-2'nin modifiye hali 3-5-1-1. Evet. Masu Akül ile Rozi'yi bir tık öne çıkartsaydınız. Be çok beşli gibi olmuş çok yani. Ne olsun tamam. Kanat, kanat beki oldu evet. belli. İşte Ersin, Sayıs, Tayyip, Wellington. Sol kanat bekinde Masuaku, sağ kanat bekinde Rozia. Getson, Josep ve Salih, Delal'in arkasındaki hem koruma kalkını hem de servis yapabilecek olan katman. vegor'sta ileride. Ama ortamızda durabilir mi? Yönetmenimizden rica edelim. Neden böyle bir 11 düşündüm? Neden? Şimdi bir, Jorge Jesus Hoca çok iyi bir reaksiyon hocası. Takımın planlarına göre çok iyi çözümler üretiyor. Doğru. Beşiktaş'ın 4-3-3'ü bir süredir oturdu ve sonunda da biraz işlemez hale geldi gibi. İki maçtır öyle. İki maçtır işlemez hale geldi gibi. Olabilir gerçi iki maçlıktır. Ama işlese bile karşısına çok iyi bir plan çıkacağına eminim. Bir sürpriz yapıp uzmanım dediği Valerian İsmail Hoca'nın üçlüye dönerse diye düşündüm. Ve üçlüyü yaparsa Fenerbahçe'nin çok hızlı ve aktif hücumcularına ve hücum sistemine karşın böyle bir sağlam savunma ve orta saha hattı koyarsa buna bir de büyük maçlarda çok iyi oynayan Delali'nin gerçekten bakın tarihte hep çok iyi performansları vardır. Oyununu eklersek iki tane durdurulamayacak kadar tren gibi gidip gelen Kanat bekini koyarsak bir de Vegors'tu. Beşiktaş adına bu alternatif kadro çok başarılı olabilir gibi düşünüyorum. Sürpriz de oluşturmasıyla beraber. Ben bu yaptığın 11'i çok beğendim. Teşekkür ederim. Ee, Derbi konuşmaya başladığımız ilk andan itibaren, bir hafta öncesinden itibaren benim biliyorsun fikrim, ben 4 orta sahanında aynı anda oynaması gerektiğini düşünüyorum hmm. Beşiktaş'ta. Jetson, Josef, Salih, Delali'nin hepsinin aynı anda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ve nasıl acaba konumlandırabiliriz? Hani ben biraz da dörtlü yaparak sağ kanadı koyup Delali'yi biraz daha içe doğru kat eden bir oyuncu olarak düşünmüştüm ama en güzel çözümü sen bulmuşsun burada. Ee, çok net ben bu kadronun bana göre de olması gereken 11 olduğunu düşünüyorum 5 yaşta derbide ama ama şimdi sezon geçtiğimiz sezondan bu yana üçlüden dolayı eleştirilen Valerian İsmail şimdi kendim onu yerine koyuyorum sezon boyunca da başlamış başlarken Sampdoria maçıyla birlikte dörtlüğe dönmüşüm. Doğru. Övgüler almışım. Beni Premier Lig takımı ilan etmişler. Son iki maç haricinde. Şimdi kalkıp bir anda derbide üçlüğe dönersem. Muhtemelen dönerse bu sistem bence olumlu sonuç alır. Ancak olur da olumsuz sonuç alırsam direkt olarak hedef tahtasının bir numaralı ismi ben olurum. Olumsuz sonuç aldığında hoca zaten hedef tahtasının bir numaralı ismi olacak. Onu biliyoruz. Yani kredisi çok azalacak. Burada ekstra bir durum söz konusu olacak. Evet. Üçlüğe döndün o yüzden böyle oldu denilecek. Zaman zaman büyük hocalar büyük maçlarda sürpriz hamleler yaparlar. Doğru. Hani bu Messi'nin bir anda sahte dokuza çekilmesine de diyorlar. Aklıma direkt ilk geleni söyleyeyim mi? Söyle Mustafa Hoca gelmiş. Mustafa Denizli Ali Güneş. Mustafa Denizli her büyük maçta her derbide bir sürpriz evet. yapardı. Her şapkadan bir tavşan çıkarırdı her derbide. Şimdi... Bazen hayatta risk almanız gerekir başarılı olmak için. Hani tarihte cesurları yazar derler ya. Ben, bu bir risk midir bilmiyorum. Bir plan olarak düşünülebilir. Hani bu arada plansız risk de mantıksızdır da. Akıllı bir şey değildir yani. Ama planlı aldığınız risk size başarı olarak dönebilir. O yüzden burada böyle bir hamle yapılabilir. İzleyicilerimiz ne düşünüyor acaba onu da merak ediyorum. Ama şu da olabilir belli. Böyle bir şey yapıp Jorge Jesus gibi bir Kurt Hoca'yı ters köşeye düşürebilme ihtimali oluşturursa hoca, hiç beklenmediği kadar büyük bir kredi düşer banka hesabına. <laughs> tabii tabii onunla katılıyorum aynı şekilde. Bir de kendisi tekrar i̇şte, dünya… Yani çok uçlarda bir durum yani. Dediğim tabii. gibi hani oynatır böyle bir şey ve tutarsa, başarılı olursa dediğim gibi acayip böyle bir… Hani bir anda kahraman olur yani öyle söyleyeyim. Aa, ve kendisi sadece yerel kahraman olmaz. Bu Çünkü Jorge Jesus'u yenmek dünya çapında da Avrupa çapında da önemli haber. Kendisi de tekrar o büyük sınıfa hocalar anlamında geçmek istediği için böyle bir sürpriz acaba yani olursa diye tamamen şu anda Mustafa Hoca der ya hep aklımda oynarım maçı diye. Oynadığımda aklıma böyle bir şey geliyor. Çünkü diğer tarafta büyük maçlarda daha başarılı olan çok iyi plan yapan çok daha kendine güvenen, oyun okuması çok daha iyi olan bir Jorge Jesus'a karşı oynayacak. Ve hani kağıt üzerinde Jorge Jesus Doğru. ağır basıyor. O yüzden böyle bir sürpriz diye düşündüm. Mesajlara bakacağım. Lütfen. Şimdi e, sevgili arkadaşım, kardeşim gibi gördüğüm Okan var Altın Ordu'da. E, Beşiktaş adına unutmazlarını yazmış. Hadi senin için ayrıcalık olsun. Dört tane yazmış. Üç dedik ama dört yazmış. Tamam. Benim unutulmazım Sergen Yalçın, Kovarejma, Mario Gomez ve Koray Avcı diyor. Yani Koray herhalde bir tane Kadıköy'deki maçtan dolayı söylüyor. Mario Gomez'e gülümsedim. Ee, <laughs> yani bak nasıl unutmuşum yani ya da unutmuşum. Aa hakikaten değil mi bak Mario Gomez. Ama insanlar bazen kendini unutturur be Veli o yüzden o. Vay güzel. Sergen Yalçın, Pascal Numa, Koray Avcı. Ekrem Bey mesaj göndermiş Avrupa Stüdyosu etiketine. Alex de Souza, Volkan Demirel, Aykut Kocaman, Ahmet Bey'in mesajı. Tabii tabii. Ee, bir başka izleyicimiz ismini çıkartamıyorum. Alex, Anelka, Musa, Sol, Beşiktaş'ta Sergen, Kocajma, Tümer yazmış. Umut Bey, Mario Gomez, Bobo, Sergen Yalçın, Hakan Bey, Panku ve Koray Avcı yeter bence demiş. Panku da unutulmaz tabii kaleye geçmişti. Ee, bakıyorum mesajlara. Abi. O koça ne topçuydu be. O koça çok özel adamdı abi. Bir de Alex mesela Alex'in o... Abi büyük oyuncu başka bir şey. Alex'in olduğu maçlar... Kırmızı maçlarda, ile değil mi? Tabii o koça... Teknik adam izlemenin hastasıyım ama bak o koça... Evet çok özel oyuncuydu ama Alex çok büyük oyuncuydu ya. Alex olduğu zaman terazi bir 5-10 kilo ağır basıyordu yani. Ki rakip kim olursa. Ki Beşiktaş derbilerinde de fark oluşturmuştur. E Sergen Yalçın da öyle. Fenerbahçe derbilerinde de fark oluşturmuştur Beşiktaş adını. Değil mi? Tabii yani o... TSE'de de geçen gün konuştuğumuz kameranın kaçırdığı, 90'a attığı gol, Recep'e attığı gol. Doğru. Kadıköy'de. Bu hep vardır yani. Ee, Yücel Bey, Beşiktaş'ta gerçekten unutulmaz futbolcular. Sergen Yalçın, Kovarejma, Talişka demiş. Ee, Abdülkerim Bey, ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'den Rıdvan Dilmen, Alex Anelka demiş. Ben de bu üçlüyü saymıştım. Hı hı. Beşiktaş'tan Kovarejma, Metin Tekin, Daniela Mokaci. Metin hocamı nasıl söylemedim ya? Çok severim. Dünyanın en iyi insanı olabilir Metin Tekin ya. Abi bir şey söyleyeyim. Üç diyoruz şimdi. Şimdi üç deyince de yani zorlanıyorsun. Tabii. Hani bunu söyleyeyim, bunu da söyleyeyim. Bakıyorsun üç değil on oluyor mesela yani. O yüzden kimse kırılmaz, dökülmez, alınmaz yani bence değil mi? Bu arada bilmem. bir şey söyleyeceğim. Hani <laughs> Kırılırlar mı? <laughs> bilmem. bilmem de şey vardı ya <laughs> beyazı Beyaz Şova Duman grubu konuk olmuştu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Onlar da az cevap veriyor ya. <laughs> i̇şte, ama genel anlatıyorum. <laughs> duman nasılsın? İyi. İşte yeni albüm nasıl gidiyor? İyi. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bilmem. Bilmem de daha iki saat program var onu ne yapacağız? <laughs> o geldi. Aklıma, aklıma ne geldi bak şimdi. Ee, Salih Uçan. Ali Ar Göçmez demişti ki benim için e, derbide öne çıkacak futbolcu Sari Uçan olur demişti. Salih Uçan'la ilgili bir hikaye e, öğrendim. Onu paylaşmak istiyorum. Lütfen. Ersun Yanan'la Salih Uçan arasında geçen bir diyalog. Sen biliyor musun onun ne olduğunu? Hangisi? Yedek başlıyor maça Salih. Anlatayım. Anlat lütfen. Ee, Ersun Yanan'ın takımında Salih Uçan. Salih kenarda ısınıyor. Sari diyor ki ısın alacağım seni oyna diyor. Salih ısınıyor, 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 ısınıyor. Artık alev alacak ısınmaktan neredeyse. Maç bitiyor. Salih oyuna girmiyor. Ersun Hoca diyor ki Salih'e. Ya Salih kusura bakma diyor. Ben diyor unuttum diyor. Keşke diyor bana hatırlatsaydın diyor tamam mı? Hocam diyor ben düdüklü tencere miyim diyor. Isınınca sana hatırlatacağım kendimi diyor. <laughs> 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 Güzelmiş bu da ya. <laughs> Çok efsane bir hikayeymiş. bunu da yeni öğrendim bu hikayede. Ersun Hoca bunun işte hep genç oyuncularla böyle hikayeleri var. Sonra genç oyuncu, <laughs> oyuncu sevmiyor. Ersun Hoca var ya. Değil mi öyle bir şey de var. Algı mı diyelim ona ne diyelim yani. Ya öyle bir bilinirlik var diyelim. Algımı bilmiyorum. Ben katılmam çok bu duruma yani. Onu da söyleyeyim. Genç oyuncuları hani... E niye sevmesin ki o? Niye gibi? sevmesin ya? Aynen öyle. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Okuyacağız. Bu arada bugün... Kullanmayı sevmiyor olabilir takımda. Genç oyuncuları seviyordur da. <laughs> oyunda oynatmıyordur. Belki dönemsel olarak... Evet. E, oradaki bulunduğu ortama göre risk almıyordur. Öyle diyelim. Çok ya da... çok e, güzel yumuşattın yemin ediyorum. Çok güvendiği bir genç yetenek yoktur belki orada. Bilmiyorum yani. E Premier Lig'de bugün aynı zamanda Manchester derbisi var. Hmm. Şimdi biz biliyorsunuz 11'ler konusunda bir derbi görmeye görelim. Hemen, hemen gördük zaten hemen anında Yapıştır en iyi on yaparız yani. E, tabii tabii. E City United biz burada yaptık 11'lerimizi. Ben City ile başlayayım. Yap lütfen. Tam bir Guardiola 11'i yaptım biliyor musun? 3-2-3-2 3-5-2'nin 3-2-3-2'lisi yani değişik tamam. böyle. Tam bir Bielsa <laughs> te Tedrissa. Aynen aynen. Ederson kalede ya burada ya Joe Hart tamam daha fazla korudu kaleyi ama Ederson en iyi City 11'inde Ederson olur kalede savunmada üçlü öyle bir üçlü yapıyorum ki hani kanat beklerini açılabilecek ama e, Guardiola da bunlar stoper de oynayan adamlar Zabaleta, Colorado Company şey değil mi tam bu Fernandinho'nun içeriye gir Fernando içeri giriyor. Hikmet Hocam. Tabii <laughs> Hocam. <laughs> Hikmet Hocam. Maç izliyoruz İngiltere'de. Hikmet Hocamla. İtalya İspanya maçı sonrasıydı. İtalya İspanya maçı sonrası Hikmet Hocayla sohbet ediyoruz. <laughs> çok güzel anlatıyordu o İspanya'nın oyununu. Hani evet. Busquets içeri giriyor. Stoperler ben ya. bugün aç geldim ama futbolla birlikte doydum dedi Hikmet hocam, o, hocam burada. tam futbol iklimimizin nefis bir ikonu ya. Çok, selamlar çok, Hocam. Çok selamlar adam. Hikmet Hocama. Aynen öyle. Kolerova, Zabaleta kenara açılıyor. Kompani merkezde kalınca Fernandinho ve Yaya Tırı o alanı kapatıyor. Önde İlkay. Bana göre bu arada şunu söyleyeyim. Manchester City tarihinde Kevin De Bruyne, Agüero ne kadar efsane ise bir o kadar en az bir o kadar David Silva efsanedir City'de. %100. Bence İlkay da öyle olacak bitirdiğinde. İlkay da öyle olacak. Yani hatta bence City efsanesi kim dersen bunlar içinde. Agüero, David Silva 1-2 derim yani böyle öyle söyleyeyim şu anda yani. Agüero 1. David Silva 2'dir e bende. Kevin De Bruyne şu anda geçmek A üzere. Abi çünkü şeydir o ya. Yani. Balotelli, Agüero. Hani Değil mi? şampiyonluk golü. Burada ama şey de var. Bak gene haksızlık demeyeyim ama abi Sterling bir türlü kabul edilemedi Manchester'da. Ama en büyük tarihinin en önemli figürlerinden biri. Yani var böyle yedek kulübemde duruyor yani. Nöbetçi golcü olarak duruyor. Yedek kulübesinde var bende. Hiç hakkını vermiyorsunuz adamı. Ee, evet. Tevez de var yani. bende normalde. Bak Tevez az süre oynadı ama çok gol attı. Çok etkili oldu kısa sürede Tevez yani. Yani 3 yıl oynadı. Ama ya 4 sene bilmiyorum. Ama bayağı etkili oldu. Çok attı. Ama şimdi Erling Haaland var yani. Efsane olmasa bile en iyi 11'inde Erling Haaland, Agüero. Yani Fenerbahçe'de nasıl ben en iyi yabancı 11'ler yaptığında kim Mijay'ı oraya koyduysam Erling Haaland da City de koyarım. Bak Cüser'im top ayağımızdan alamazsın herhalde otur. Beyliğim şimdi bunları çok güzel anlattın. <laughs> çok güzel. <laughs> Topu vermeyiz. Çok güzel ifade ettin. Öyle böyle ama çok severim De herkes bilir. Pep Hoca'yı da çok severim. Hani öyle Manchester City'ye de Oil Club falan demem. Güzel. Keyifle izliyorum ben. Ama Manchester kırmızıdır. Neden kırmızı olduğunda bir kadroyu verip hep beraber görelim. Manchester kırmızıdır. Tam o ayrı konu yani. Şimdi niye orada ama giriyorsun Hiç Şimdi öyle. sağda da kırmızıdır. <laughs> Kalede Michael. Vidic, Stan Ferdinand. Solda Giggs, sağda Beckham. Scholes'la Rooney ortada ki Keane de olabilirdi. Roy Keane de girebilirdi ama Rooney'yi çıkaramadım. Rooney bir adım önde, Scholes bir adım arkada. Araya giriyor. <laughs> Ön tarafta solda Cristiano Ronaldo, sağda George Best, Santrafor'da Cantona. Alabilir miyiz ortaya? Ha, Veli'nin yüzünü de görelim diye almak <laughs> istedim ortaya şu an. Rooney tabii son dönemlerinde evrildiği için oraya aldı. Evet, CAM oynar. Yani forvet arkası gibi de onu oynatabilirim. Scholes ortaya gelir. Derim Birincisi bu maçta çok net bizim bu maçta yani en az iki, üç, dört kırmızı kart falan çıkar. Birincisi o. R Roy Keane'i oynatsan bir de üf. İyi kalmamışsın. Yani maçları maç yarıda kalırdı. <laughs> Hakikaten öyle ya. İkincisi harika bir kadro. Efsane bir kadro. Lakin bir de işin gerçek yüzü var. Ya, oyunda. Bir de işin gerçek yüzü bence burada senin kadroda şu takım kendi içinde kavga eder. eder <laughs> tabii. Canım. Bak Cantona, George Best, Ronaldo bu kadar aykırı adamların Rooney tabii, tabii. bir arada olduğu bir kadroyu bana evet. bunun hocasını bulup bu takımın. Belli canım. Söyle Alex Ferguson. Hocam. Alex Ferguson da Alex Ferguson'a krampon fırlatırlar. Bak ben sana söyleyeyim. <laughs> o olur. Ya bak, tabii çok ilginç karakterler var. Takımın lideri direkt Kanton. Nasıl bana atacaksın der George Best. Kanton'a der ki ben varken size ne oluyor der. Abi Best geçen gün konuştuğumuz o benden umursamaz yıldızlardan. Tamam o takılır yani sahada. Çalımını <laughs> atar, oynar. Kantona e, takımın lideri olur. Roy Keane'i koysam beraber toplarlardı. Cristiano Ronaldo hani topunu oynar. Top, çünkü daha genç dönemi daha konta, at, at, topu Burak'a var ya at topu Ronaldo'ya evet. oyunu değil yani bu. E, Rio Ferdinand da çok iyi bir lider. Ad, genç dönem olur mu? Bu dönem içinden koy Ronaldo. Bu dönem derken yani, en prime dönemi düşünüyorum. Prime dönemi. Christian, tabii şey ee, henüz daha ben solda oynadığı United'daki döneminden tamam. aldım. Çalım atan, daha makas falan yapan hani. O dönemki Ronaldo. E, ee, büyük takımın içinde sorunlar çıkabilir ama gig sıkıntı yaratabilir. Ama takımın içinde Kantonayla ile Rio Ferdinand'ı toplayacağını düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. TRT Spor Dijital öyle bir çalışıyor ki yemin ediyorum. mı? Anında şu verdiğimiz 11'leri hazırlamışlar ve anında verdiler. Eline sağlık valla. Yani siz hangi takım kazanır Manchester derbisinde? Bizim şu anda Instagram'da paylaşılmış. Yorumları alalım. Ee, valla çok güzel. Harika hazırlamış. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu maçta ne olur biliyor musun? Bak. Cantona, Rooney, Best, Beckham, Ronaldo falan. Sağ için birbirine girerler. He. Bizim... İlk ay Kevin De Bruyne de arkadaşlar ayrılın ne yapıyorsunuz beyler falan diye gelirler ayırlar onları. Yani. Hakikaten bu <laughs> Bak kırmızıyla mavi kadar fark var. Hani derler ya vücut Kulmeden dilinde. Kulbeden Roy Keane koşar oraya. Bak vücut dilinde derler ki Amerikan başkanlık seçimlerinde de çok bahsederlerdi bunlar bu konulardan. Çok severim ben o detayları izlemeyi. İşte kırmızı kravat taktığında agresif mesaj verirmişsin. Mavi taktığında daha böyle sakin mesaj verirmişsin. Hakikaten benim Manchester'ın kırmızısı o agresifliği yansıtıyor. Hatta bak kırmızı çizgi efsane muhabbetler de yazmış. Yazmış mı? United kavga eder ama herkes birbirini döve döve oynatır bu takımı. Hak. <laughs> 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 ya büyük olay çıkar ya. Çok ya, acayip yani. Ne diyorsun bu arada? Bugünkü maç için ne diyorsun? Abi bugünkü maç ilginç. Yani United karşısında tabii ki City favori. Herkes bizim merak ettiği eşleşmeler var. Özellikle Lisandro Martinez, Haaland eşleşmesi. Hani çünkü biraz Boy konusunda çok eleştirildi e o, Sandro Martini. Evet. Yani. E, hani gerçi Meguair'in boyu 2 metre de ne oluyor dersiniz. O ayrı. Yani sonuçta o ayrı. Yani ne iş yaptığı önemli. Günün sonunda da Haaland, Martinez karşısında biraz Shaquille O'Neal, böyle Tyrone Bogus e, çok eski bir isim oldu. E, neyse kısa boylu bir... <laughs> Nate Robinson diyorsun. Nate yani, Robinson ha. sağ ol. Anne, Olcan söyledi. Çok geriye gittim. Olcan. Sağ ol. Yaşımız çıktı. Ee, Nate Robinson'a karşı Shaquille O'Neal olacak. Hoş Shaquille O'Neal değil de Yao Ming'i bloklamışlığı vardır Nate Robinson'ın maç içinde. Shaquille O'Neal'ın üzerinden de vurup smaç vurup smaç yarışması kazandı da omzuna basmıştı. Yani o da büyük eyyandır. Onu da söyleyeyim. <laughs> Ama bak NBA smaç yarışmasında o eyyam hep yapılır. Erin Gordon yapılır. Gordon iki kere hakkını yedi. Iki doğru. Kere. Doğru. Netin. Çok ha, net çok yani. Yani aklıma geliyor. Tarihin en barizidir yani. O Wade'i hatırlıyor musun? Yalandan Doğan kaldırışını. Dwayne May'di çok evet. seviyorum. Hani bana göre Michael Jordan, Kobe Bryant sonra en iyi Shooting guard 2 numaradır tarihteki. Hı. Ama abi yani hakikaten Eyyam heat yapmıştı. Neyse dönelim buraya. <gülüyor> <gülüyor> Günün sonunda evet çok formda bir De Bruyne ve Haaland var. Ama ben düşünüldüğü kadar kolay lokma olmayacağını düşünüyorum United'ın. Çünkü geçmişte de hatırla. Bakalım Rashford'un durumuna da bakacağız. Geçiş oyunlarında bazen sıkıntı yaşayabiliyor City. Ki bunu yapabilecek Anthony gibi Rashford gibi çok iyi doğru, oyuncuları doğru. var. Doğru. Bir de mesela gol beklentisi de iki sezon gol beklentisinde son 3 sezonun en düşüğünde. işte dün şeyde izledim. Sevyan Şaşko ile Hakan Abinin programında da çok güzel analiz yapmışlardı. Ondan sonra biraz daha bakındım. Ama Gol beklentisine göre bulunan golde en fazla da üst sezonda Haaland etkisi bu da. Şimdi böyle bir Haaland etkisi varken Lisandro Martinez gibi bir sırtı vurdu mu indirebileceği de bir oyuncu varken bilmiyorum ne olur. Valla ben bir kere karşılıklı gol olur diyorum. KG var öneriyorum diyor. KG var. Evet çok net KG var burada. Bugünün derbileri KG varlı derbiler. Yani Beşiktaş Fenerbahçe'de öyle. Manchester derbisi de aynı şekilde. Ya burada United de gol atar. United de atar bir şekilde aynı yani. Gol bulur. City de atar. Ben City kazanır diye tahmin ediyorum. Ben yani öyle düşünüyorum. Şu anda fark var arada. Güç farkı var. Oluşma. Takım farkı var. Ee, oturmuş bir kadrosu var. Üzerine ekleyerek, hamleler yaparak giden bir e, City var. Ya o yüzden ben City kazanır ama karşılıklı gollerle oynanır bu maç. Hani tahminimce benim 3-1, 4-1, 4-2 falan gibi böyle bir skorla e, City'nin kazanacağını tahmin ediyorum ben maçı. Peki biz benim alternatif kadroyu verdik ama diğer maçlara geçmeden elimizdeki şu an konuşulan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'lerini de bir görseydik. Onu ki. da verelim. Bu arada e, bir soru sormuştuk izleyicilerimize. United ve City tarihinin en iyi üç oyuncusunu sormuştuk. Öyle mi sorduk? Evet sorduk. E, KC olarak sorduk. Ben He. sözlü olarak ben söylemedim görmedim. aslında ama KC'den görenler yazmış Mesela Adem Bey demiş ki, United'ın en iyi üç futbolcusu Beckham, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes demiş ama ya, Bruno Fernandes genç Fernandez, bir izleyicimiz e, oraya giremez bence. Yok, abi o, deminki kadroya baksana. Bir başka izleyicimiz diyor ki, George Best, Michael, Cantona katılırım. Yani ben de George Best, Beckham, Cantona derim herhalde ama Michael'a da ayıp ederim yani. Bak, Beckham bende var. Beckham var. Bak devam etmeden şeyi söyleyeyim. Bugün Manchester'lara sor hatta İngiliz futbolculara sor, hatta çoğu futbol dünyasına sor, ilk üçte mutlaka Scalps'u yazarlar. Önce ben de şu Tabii her e, biyografi kitabında da skolsu görürsünüz. Ben Zidane de bile demiştir bunu. Ya. Ben bilmiyorum en iyi kim olduğunu. Git skolsa sor diye. Yani. ben de Beckham, Scalps, Ronaldo bende. Beckham, Scalps, Ronaldo şeklinde söylerim ben yani. Üç. Ronaldo mesela Real Madrid tarihinin en iyi 3 futbolcusundan biri mi? kesin bence öyle. Bence de öyle ama bence hem Manchester hem Ronaldo Real Madrid. Bence. Real Madrid'te kesin öyle. Manchester'da o kadar iyi futbolcular var ki şimdi var Mec doğru arkadaşlar bilmiyor onları. Biraz bahsettik. Ya yani orada gir işte az önceki listelerde olduğu gibi farklılaşabilir. Oyun olarak bakıyorum aynı zamanda. Ronaldo'yu Kantona'nın önüne koyuyorum ben yani. Abi biraz şimdi Memnun George Best'e Kantona'yı koyarsın da. daha duygusal yaklaşıldığını düşünüyorum. Ama Çok kantona, ikonik adamlar. Kantona gelince eksik parça tamamlandı. Doğru çok ikonik adamlar. Ee, nostalji de çok seviyoruz. Tabii. Evet, ama bir de sağ içine baktığım zaman ben Ronaldo'yu yine ben yine öne koyuyorum yani Ronaldo'yu. Ben Beckham ve Be Best'i mutlaka yazarım. Tabii kişisel hayranlığım da var burada şu an. Ee, ve subjektif bir seçim yapıyorum biraz. Üçüncüsü değişir yani. Hakikaten Cantona olur muhtemelen önde ama tabii Ronaldo, Michael, abi Scholes çok çok acayip bir kadro. Verecek miyiz Beşiktaş Fenerbahçe'nin? Beşiktaş'ın ee, ve Fenerbahçe'nin hemen muhtemellerini verelim. Beşiktaş'ın iki ekranda dörtlü savunma. Rozier, Tayyip, Sayıs, Masuakönde, önde. Joseph, Delali, Salih üçlüsü. Jetson gözükmüyor 11'de. Redmond, Murleka kanatlarda. Vegors şeklinde 11. Beşiktaş'ın ekranda. Fenerbahçe'yi de. verelim. Fenerbahçe tahmin etmek çok güç gerçi ama e, Altay Kale'de Ferdi, Gustavo, Salay, Alioski, önde Arao, Crespo, İrfan ve Rossi kanatlarda veya Lincoln, Valencia, Batshuayi, Joao Pedro görünmüyor muhtemelde. Akşam için oynanacak tabii kadrolar biraz dursun. Aslında şeyi söyledik Veli'yle yani oyuncuları. Ya Michi Batshuayi'nin bir hikaye yazmak isteyeceği gerçeği var. Ben o yüzden Doğru. ilk günden beri ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. Hani ben bu kadar kötü değilim mesajı vermek isteyecek ve Belçika'dan da çok formda döndü. E Beşiktaş'ın zaman zaman ağır kalan özellikle sayıs gibi bir oyuncusu var. Yani şimdi Wolverhampton takip edenler bilecektir. Orada da hatalar böyle yapabiliyordu. Connor Cody topluyordu arkasını. Bugün Tayyip'e çok iş düşecek bence o anlamda. Ama Emre Mor Bence olmalı. Yani İrfan Can'dansa ya da bir başka isim değiştirilebilir. Çünkü o bahsettiğim kıvraklık Beşiktaş savunmasına en çok sorun yaratabilecek konu olur. Ben İrfan Can'ın kesin olarak oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, o da o bölgeden böyle içeri doğru çeken sola bir oyuncuya kat ederek sola çekip orta. ve Beşiktaş'ın da ceza sahası dışından çok gol yediğini geçen yılın başından bu yana Ersin'in bu anlamda en çok gol yiyen kaleci olduğunu düşündüğümde e, ee, İrfan kritik bir oyuncu. Bence oynaması gerekiyor diye düşünüyorum Fenerbahçe adına. Ersin demişken de Ersin 11'ini de verelim. Ee, Ersin demişken de Derin Beşiktaş Erbatur Ergenekon dedi ki salı günü bence dedi Ersin'le Fenerbahçe maçından önce bir mukavele imzalanmalı ve bu görsel paylaşılmalı dedi. Ve tahmin miydi biliyor muydu bilmiyorum ama olması gerekir dediği şey aynı zamanda da oldu dün itibariyle bence doğru da oldu doğru da oldu kritik bir hamleydi Erbatur da bunu kritik bir hamle diye söylemişti zaten bu anlamda tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, olması As gereken oldu bence aynı zamanda yani. Yorumdu benimki. ki e, aklın yolu bir diyelim yani en azından çünkü o güvensizlikle böyle bir derbi Ersin'in çıkması bu kadar baskının altında doğru olmayacaktı. Şimdi hani dedik ya Batuha'yı ilk kez kiralık olmadan bir yere gitti, evini buldu ve sahiplenecek diye. E şimdi hatasını da başarısını da sahiplenmeli insan hayatta. Doğru. Ersin ya olacak mı acaba? Yeni sözleşme imzalayacak mıyım? Avrupa olacaktı, o da olmadı. Eğer çok belirsizlik rüzgarında süzülürseniz o sizi bir yerden sonra savurup götürür. Bazen ayaklarınızın yere basması gerekir hayatta bazı noktalarda. Bence Ersin'in ayaklarının yere basacak ve bundan sonra hareket edecek kariyeri bugün itibariyle başlıyor. Bu arada Fatih Terim'den bahsedelim isterim. Çünkü çok, çok büyük bir anlamlı bir ödül olduğunu düşünüyorum. Golden Foot. Yani teknik direktör olarak, bir efsane olarak yani... Bakar mısın? Don Carleona gibi değil mi? Abi canım ver müziği değil mi? Hakikaten acayip. Olmaz yani. Arkadakiler var baksana. Didier Drogba, Figo. Puyol, Zidane, Totti, Maradona, fenomen Ronaldo, Maldini e, görüyorum arkamda. Maldi. Kim var başka köşede? Şey işte Modric. Modric. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Bu çok büyük bir olay. Çok ha. büyük bir olay. Monaco'da o e, Şampiyonlar Ligi yürüyüş yolunda Fatih Terim ayak izi, aynı zamanda Golden Foot ödülü. Bu arada Fatih Terim bugün nerede şu an biliyor musun? Nerede? Dün çok acayip bir şekilde... İşte her yerde istihbarat ne olacak ki? Haber geldi bana. Derin Galatasaray olduğu için o da. Yok. <laughs> <laughs> Buyurun Veli <Bey. gülüyor> Şu an Katar'da, Doha'da Fatih. Öyle mi? Evet. Fatih Terim şu an Katar'da, Doha'da. E, kraliyet ailesinin de bu akşam e, üstü davetlisi ağırlanacak. Çok güzel. Aynı zamanda Dünya Kupası için, Dünya Kupası öncesinde Fatih Terim şu anda davet edildi Katar'a özel olarak. Ee, Dünya Kupası için özel hazırlanmış müzeler gezdirilecek, hı hı. stadyumlar gezdirilecek. Fatih Terim'e bir anlamda bunun gösterisi yapılacak ve kraliyet ailesinde bu akşam konu olacak. Dün Doha'ya gittiği bilgisi geldi. Hatta ee, Fatih Hoca'nın yanındaki arkadaşlara da yazdım. Siz de gidiyor musunuz Doha'ya deyince bir anda... <laughs> nasıl biliyorsun şeklinde bir ya durum oluştu. Bilmemesi mümkün mü? A Golden Foot olayı çok büyük bir olay. Illuminati görseli var ya Veli de var orada görmüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Defalarca Monaco'ya gitmiş, Cenevre'ye gitmiş, kural çekimlerinde yer almış birisi olarak her gittiğimde o Grimaldi forumdaki o şampiyonlar yürüyüş yolunda büyük bir heyecan yaşarım. Ee, o mavi halı yürüyüşü, mavi halı yürüyüştür çünkü şampiyonlar liginde. Doğru. Kırmızı halı yerine. Beni çok heyecanlandırır. Orada defalarca özel röportajlar yapmış. Birisi olarak hakikaten Fatih Hoca'nın orada olması beni çok mutlu etti. Yani çok da gurur verici bir olay. Bunun tadını çıkarmak lazım ülke olarak. Sen hep dersin takımcılık yapmadan. Abi, şimdi bak, şeyin hiçbir önemi yok. O yazılmış, bu yazılmış, sosyal medyada bu söylenmiş. Sevmenizin, sevmememizin de bir önemi yok. Bak bu gerçek. Ben sevmiyorum, abi. sevmeyebilirsin. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama bu bir gerçek Fatih Terim, Türk futbolunun en büyük ikonlarından biridir. Ve ayrıca Avrupa'ya da damga vurmuş ikonlarından biridir. Haliyle çok da saygı görür Avrupa'da yaptıklarıyla beraber. Hani belgeseli izlemiyorsanız bile İtalya bölümünü izleyin. Tavsiye ederim. Yani o Florensa'da neler olmuş, Milano'da neler olmuş, orada kimlerle nasıl iletişimler Aynen. kurmuş oraları bir izleyin. Hakikaten... Şu var. Orada bir noktalı virgülden başka bir cümleyle geçeyim. Çok geçilmez öyle ama şu an öyle yapıyorum. Fatih Terim'in bu kadar lokal eleştirilmesinin nedeni kendisinin çok erken dönmesidir Türkiye'ye. Hep söylüyorum. Florence'dan sonra Milano'dan ayrıldı diye onu da oyuncular yedi. Belgeselde zaten Net. görürsünüz. Hepimiz biliyoruz yani. Inzaghi falan bir arada yediler yani. Maldini. Maldini özellikle. Şimdi... Oradan ayrıldı diye Galatasaray'a dönmesine gerek yoktu. Tekrar direkt lokal kök salmasına gerek yoktu. Yani bir sürü takım görüşüyordu. Katılıyor hoca. E ondan sonra olunca buradaki yerel baskının ya da yerel okların karşısında kalabiliyorsunuz. Ama bu yerel okların karşısında kalmış olması demek tarihte yaptıklarını yok edecek bir duruma gelmek demek değildir. Haliyle tebrik edelim hocayı. Çok önemli bir başarı. Umarım ileride bir teknik direktörümüz ve birçok teknik direktörümüz futbolcumuz da bu altın ayak izine, diğer ödüllere tekrar ulaşır. Mutluluğu herkesle paylaşabilirsin lakin acıyı paylaştığın insanlar özel insanlardır. Denilir. Ben buna çok katılmayacağım. Aslında günümüzde biraz bunun sanki ters olmaya başladı ve olması da gerekir. Yani genelde ben şöyle düşünüyorum. Ben bu sözün biraz tersini düşünüyorum. Acıyı paylaşabilirsin. Çünkü acılı bir olduğunda herkes o anda mutlaka seni arar, sorar, acını paylaşır, duygularını paylaşır. Ama artık günümüzde mutluluğu birlikte paylaşmak istemiyor kimse. Çok haklısın. Sen iyi bir şey yaptığında, başkası iyi bir şey yaptığında bir diğeri kötü gözle bakıyor. İnsanların mutlu olması istemiyorlar. Ve bence acıyı herkes paylaşabilir ama mutluluğu paylaşmak Günümüzde sanki daha değerli hale geldi diye düşünüyorum artık. Zaten çok güzel de bir söz vardır. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani dostun acısını paylaşmak kolaydır. Bunu herkes yapabilir. Esas olan dostun mutluluğundan mutlu olabilmektir. Gerçek dost böyle mutlu olur. Çünkü insanlar sizin mutluluğunuza fesatla keskin bıçak darbeleriyle ya da dil yaralarıyla yaklaşıyorlarsa o zaten senin mutlu olmanı istemiyordur ki. Sen ben mutsuzum, sen de mutsuz ol ya da ben mutluyum, sen orada kal. Yani bu böyle yaklaşıldığı için zaten aslında mutsuzluk yayılıyor. O yüzden insanların mutluluğundan mutsuzluk ya da fesatlık çıkarmayalım. Hepimiz kendi dünyamızda mutluluklar oluşturabiliriz. Yoksa insanların yani hayatınızdan çıkmasına çok kolay bir şekilde izin vermiş olursunuz. O da bilmiyorum bana çok doğru gelmiyor açıkçası yani. Hatlısın. Sonrasında da Hayatımızdan çıkan insanlar arkasından direkt tut, tutuyorsunuz yani. Yıldız gibi hayatından senin kayıcıya gidiyor, sen de arkasından ancak direkt tutarsın ondan sonra yani. Vay. Peki. E, Premier Lig'de sen Arsenal Tottenham derbisi hazır üstünde giymiş, kendi evet. yani Arsenal üstünü de. Yani şöyle çok az konuşmak lazım. Hı hı. Çünkü burada bir inşa başarısı var, bir emek var, bir sabır var. Kabul edelim, biz burada konuştuk. Arteta hocaya çok sert yüklendik topçular biliyorsunuz tanımı Arsenal'ın ama bütün medya toplar gönderdiği üzerine yıkılmadılar. Sabit durdular ve yoktan emekle inşa ederek ortaya çok başarılı bir bina çıkardılar. Şu an belki de en ışıltılı binası Premier Lig'in. Şimdi bu takım dün bir mesaj maçı oynadı. Net. Arteta Conte'ye karşı bir mesaj maçı oynadı. Oyuncular keza öyle. O kadar iyi oynuyorlar ki ilk dakikadan itibaren kendilerini üstünlüklerini kabul ediyorlar. Ve rakipler biz zaten mucize olmazsa yenemeyiz bunları noktasına geliyorlar. Yani bitse de gitsek demeye başlıyorlar. Bunu Kane'e sona, Richarlison'a, işte Hoyberke Bentancur'a, Loris'e söyletmek kolay değil. Hele hele Conte'ye söyletmek kolay değil. Ki Conte son anda 70'lere kadar falan böyle bir çıldırıyordu. Sonra o bile sakinlemeye başladı. Bu baskıyı oluşturmak, böyle sindirmek ve bunu Londra ne renk tartışması sırasında yapmak. Abi çok net söylüyorum eski Arsenal geri geliyor. Ve herkes bir şaka olarak başlamıştı Arsenal şampiyon olabilir mi sorusunu sormaya. Bak şaka çok yapılırsa bir gün ciddiye dönebilir. Sanki o güne doğru gidiyoruz. Çaka'nın şakası olmaz. Şu an bu kadar duygusal konuşmaların <gülüyor> ardında... <gülüyor> Stüdyoda soğuk rüzgarlar <laughs> Ama bak Çaka'yı da bu arada... Onu söyleyeceğim. <laughs> Granit Çaka ya. Bu adama yıllardan beri haksızlık yapılıyor. Sürekli olarak gördüğü kırmızı kartlarla hep öne çıkartıldı bu adam. Doğru. Ben Granit Çaka'yı acayip beğenen biriyim ve orta sahada çok ideal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İki yönlü oynayan. Bir de yanından da ben yanında da gördüm adamı. Hani canlı da gördüm birebir böyle. Röportaj yaptığımda ya tam bir orta saha biliyor musun? Yani fiziksel olarak böyle boy, pos. Hakikaten çok iyi bir orta saha oyuncusu. Topu ayağına aldığında çok yakışıyor ayağına. İkili mücadeleden kaçmaz, girer. O yüzden zaten sorumluluk aldığı için o kırmızı kartları görüyor. Ha bazen görünmeyecek yani saçma sapan kartlar gördü kabul. Ama Granit Çaka Arsenal'ın hep kötü kadrolarında yer aldı. Bir de bak Veli, Granit Xhaka şu an iyi kadroda var. Şimdi izleyelim Granit Xhaka'yı. Veli bak burada bir şey var. Ufak detaylar var. Bir, Xhaka biliyorsun bütün stat ıslıklıyordu gönderilsin evet. diye kavga çıktı aralarında. Sonra barıştılar. Evet. Şimdi kaptan oldu. Hoca onu biraz öne doğru attı. Daha çok, okay. Sergen Hoca'nın Atiba'dan yararlandığı gibi ön doğru, tarafta doğru. yararlanıyor. Bir de mini bir City oyunu oluşturdu hoca oluşturdu. E, çünkü mini Guardiola yani. Ya, aynen öyle <laughs> ve bu Zinchenko çok önemli bir parça bence burada ama Gabriel Jesus of 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 yani hakikaten hani Lewandowski'den bahsederken zincirlerinden koptu diyoruz ya o zindanlardan çıktı yani Jesus. Hakikaten öyle abi yani, ışığı gördü ve oraya doğru koşuyor sürekli. Hakikaten çok fark oluşturuyor. Yine de benim burada en sevdiğim adam kim dersen hemen Ödegaard Özel oyuncu hastasıyım ödeğardını izlemekten büyük keyif alıyorum. Arsenal'dan bir forma alacak olsam ödeğard olur. O kadar seviyorum. Ya yani bu kadar olgun oyunu... Bak mini Kevin de Bruyne'si yani o da. Hepsi var birbirinden bu parçalar. Mi? Hakikaten o da. Öyle. O da çok olgunlaşıyor. Bu takım ve bu oyunla birlikte çok olgunlaşıyor bence yani. Bir de Martinelli gerçeği de var. O da. Sen dediğin şey bu gerçekten çok iyi manşet attın gene. Ne o? Ee, Arsenal'ın bu mesaj maçıydı. Yani hem Arteta Kendine rakip olan teknik direktörlere mesaj verdi. Arsenal, Premier Lig'deki diğer takımlara mesaj verdi. Bence daha da önemlisi senin dediğin dünyaya eski Arsenal yavaş yavaş geliyor mesajını verdi. Hakikaten oyunları çok değerli, çok iyi, çok evet. keyifli. İzlemenizi tavsiye ederim ben de. Eğer Arsenal'a karşı son yıllardan dolayı bir ön yargınız varsa... İzleyin izleyin derim açıkçası. Yok, futbol. İşte Premier bu. Kosova abiye selamlar. i̇şte bu. Hakikaten bu yani. Bu arada Inter-Roma maçının golleri ekrana gelirken ortamızda hemen ondan da bahsedelim Evet kısa kısa hepsini konuşalım. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, evet Roma kazandı. Evet Erbatur Roma'nın şampiyon olmasını istiyor çünkü bir Romalı. Hı hı. Evet hepsine varım. Doğma Ancak... değil de. <gülüyor> <gülüyor> yani destekliyorum. <laughs> <laughs> Ancak e, olmaz. Bak Çok Jose Mourinho'nun bu oyunu ile olmaz. Bak Jose Mourinho Çirkin oyununu... var ya şampiyonluğu ya, bir alırız. Bir şey olur, bir şey söyleyeyim böyle olmaz ya. Temi Abraham yedek. Tabii. Tamam eyvallah. E, üstüne Belotti yedek bırakıyorsun. Zaniolo ile oynuyorsun. Sonucu aldığın için haklısın şu anda. Doğru. 2-1 kazandın. Haklı sensin. Ama oyun olarak oyuna baktım. Yok yani. Ya oyunda bana hiç mut vermiyor onun oyunu. Ya, ne dediğini anlıyorum. Sezon başından beri de böyle yalnız bak. Bak Napoli'ye bak. Oyun böyle olur. Tabii abi. Orada hoca Spalletti hocanın da hakkını verelim de. Burada şu var, bu arada Dybala yılın transferi olur diye burada seçmiştik en iyi 3 transferden biri. Gerçekten. Sen seçmiştin Ben, ben seçmiştim değil mi? Pardon. <laughs> tamam, seçmemiştim. ben seçmemiştim. Herkesin listesinde ayrıydı. Benim listemde vardı ve dün maçta da bilgi verildi. Batistuta'dan sonra en iyi başlangıcı yapan Roma transferi oldu. 9 maç 7 gol mü öyle bir şey. Yani e... neyse neyi söylüyorum şeyi söylüyorum. Ligin biraz ayarlarıyla oynuyor. Yani Aykut Hoca eleştirildi ya böyle büyük takım böyle oynamaz ama kupa alabilecek bir oyun. Kupa alabilir bu oyun. Keyif vermez. Çünkü kitleyim o golü nasıl olsa bulurum oyunu. Ama gerçekten bunu yapabilecek ayaklar da var. Bu arada Zeki de çok iyi oynuyor ya yani, onu da söyleyelim. Zeki de çok iyi. Kanat beklerin üçlü savunmada ne kadar önemli olduğunu dün Spinazzola'yla, Di Marco'yla, Danfries'le, Zeki'yle bir kez zanet olarak gördüğümüzü düşünüyorum ben. Levan çok net oyunun Hücum bölgesindeler. Bir reklam arasında gideceğiz ama reklam arasından sonra bu arada size hatırlatmayı unuttum. Benim hatam TRT Spor Twitter hesabında anketimiz var. Reklam dönüşünde sonuçlarla birlikte vereceğiz. Anketimiz şu. Çağlar Söğüncü hangi takıma transfer olmalı diye Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Villarreal şeklinde 4 tane adayımız var. Oylarınızı kullanabilirsiniz, mesajlarınızı yazabilirsiniz. Reklam dönüşünde sonuçları da paylaşacağız. Valla Chelsea diyenler fazla Çağlar için. Ee, %37 Chelsea'ye gitmeli diyor. %34 Atletico Madrid. %20 Inter. %9 Villarreal. Sen Bitiriyoruz. Ben Atletico Madrid diyorum. Ben de Chelsea diyorum. Ee, Sen Ar Chelsea mi diyorsun? Thiago Silva yaşlanıyor. Orada Fofana, Kolibali Çağlar nefis olur. James Saabek, sol Solbek ya da Ben Çilber çıkarlar oynarlar. Çağlar, Atletico Madrid tam sana göre. Simeon Hoca'nın prensi olursun, kralı olursun. Ya evladımın ya aklını kırıştırmazsan sevineceğim. <laughs> Senin de. Güzel bir derbi bizleri bekliyor. Hatta güzel iki derbi bizleri bekliyor. 16'da Manchester derbisi ve saat 20'de Vodafone Park'ta Beşiktaş, Nefes. Fenerbahçe. Pazar gününüz tıpkı bu derbiler gibi güzel geçsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.